Kapanışa doğru hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 29 Mayıs günlerden cuma, artık haftayı yavaş yavaş bitiriyoruz. Bu hafta sonu o sokağa çıkma yasağı var. Bu uyarıyı yapalım tekrardan hatırlatma babında, ama yoğun bir haftayı geride bırakırken bugünün başlıkları da oldukça yoğun. Piyasalar Powell ve Trump'ın konuşmasını bekliyor. Şimdi Powell'ın konuşmasını aslında 18'i bekliyoruz, ama Trump'ın Çin'le ilgili ne açıklayacağı konusunda hem konu olarak hem de saat olarak henüz bir bilgi gelmedi. Bu arada İtalya'da ve Fransa'da sert daralmalar gördük ilk çeyrekte. Türkiye'de %4,5'luk bir büyüme var. Bloomberg HT araştırma birimini yapmış olduğu ankette medyan %5,2 çıkmıştı. Beklentilerin altında gerçekleşti. Bu arada Fed de ETF alımlarına devam ediyor. Bilançosu 7,1 trilyon dolara çıkmış durumda. Son olarak Twitter'la ilgili bir haberimiz var. Twitter'dan Trump'ın paylaşımına şiddetli yüceltme uyarısı geldi. Bu ara çünkü Trump Twitter'la ilgili, sosyal medyayla ilgili bir kararname imzalamıştı. Bunları da belki Cüneyt Başaran'la konuşacağız, ama onun öncesinde Cumhur Örnek Araştırma Müdürümüz yanımızda. Cumhur. İyi akşamlar Zeliha. Günaydın diyesin geldi. İyi akşamlar. İşini kolaylaştırayım biraz. İyi yaptım valla. Ben günaydın diyorum. Şimdi piyasaları bu hafta nasıl kapatıyoruz, nasıl gidiyor? Çünkü yoğun bir hafta. Yine pandemiyle konuşurken Trump'ın açıklamaları da önem kazandı. Bu sefer bekliyoruz bakalım ne açıklayacak, ama bir bakalım senin grafiklere de. Şimdi haftayı değil ayı da kapatıyoruz esasında. Doğru, o çerçeveden değerlendirdiğimizde Mart'ta Covid-19 salgınının piyasalardaki sert sarsıntısını yaşadıktan sonra Nisan biraz pansuman oldu. Mayıs ayında yine o bildiğimiz klasik sat ve git olur mu tartışmalarıyla başlamıştık, ama risk iştahının son derece yüksek olduğu bir ayı geride bırakıyoruz. Şimdi bu çerçevede değerlendirdiğimizde dolar Türk lirası 6.84 seviyesinde şu anda. Hafta başlangıcında evet 6.70'lere doğru bir geri geliş vardı biz tatildeyken, küresel risk iştahındaki toparlanmaya paralel. Ama şöyle bir yıl başından bu yana o günü sıfır olarak kabul edeceksek eğer, dolar TL ne yaptı ne yapmadı bir ona bakalım istersen. Ocak 1 Ocağı sıfır olarak kabul ettiğimize dikkat edecek olursan, ocağın ilk başlangıcında o dönemde biraz TL'nin değer kazandığını görmüştük. Dolar gerilemişti. Ancak o noktadan sonra özellikle Covid-19 süreciyle birlikte değer kaybı biraz daha enflasyonun üzerinde oldu. Sermaye çıkışıyla birlikte varlık satışları beraberinde getirdi ve dikkat edecek olursan eğer, en son dolar Türk lirasının biz Eylül ayında gerilediğini görmüştük. Tam 7 ay oldu. 7 aydır üst üste dolar TL'ye karşı değer kazanıyordu. En son dikkat edecek olursan Mart ve Nisan'a bakacak olsak %5'lik hatta %6'ya varan yükselişler vardı. Bu enflasyonun çok üzerinde bir rakam olarak karşımıza çıkmıştı. Mayıs ayının başında hatırlarsan 7.26'ya geldiğimiz noktada önlemler alınmaya başlandı. Bu noktada biz neyi gördük? Yurt dışı yatırımcılar için satılabilecek TL miktarını kısıtladık. Son geçtiğimiz hafta yapılan düzenlemeyle yurt içi yerleşikler için de TL satmanın maliyetini arttırdık. Dolayısıyla bunlar ve bir miktarda yurt dışındaki o risk iştahının gelmesiyle birlikte geçtiğimiz ayı kaç? 6.98.70'te tamamlamışız. Evet. Şu an 6.84'teyiz. Dolayısıyla dolar TL'de 7 ay sonra gelen ilk düşüş olarak manşetimizi de vermiş olduk. Evet, burada dolar TL'de aslında 7 ay demişsin 5.65'ten başlamış. Yani bir de o var. Evet. Ama şöyle de söylemek lazım. Tabii burada biz nominal olarak değerlendiriyoruz, ama şu geçen 7 ayda enflasyonumuz ne kadar oldu? Enflasyonun Amerika'da enflasyon ne kadar oldu? Biz ne kadar değer kaybettik? Çok çok üzerinde. İş bir miktar finansal istikrarı tehdit eder boyuta geldikten sonra önlemler peşi sıra gelmeye başladı. Tabii bu noktada bir taraftan da unutmayalım, rekabetçi kur vurgumuz var. Dış ticaret tarafındaki rekabetçi tutumumuzun devam etmesi var. İthal taraftaki bazı malların işte yurt içiyle ikame edilip ithalatın biraz daha zorlaştırılmak istenmesi var. Ama bütün bunların içerisinde biz finansal piyasaların ortasına dolar TL'yi, çünkü bir yandan da gerçek kişilerin, tüzel kişilerin de risk barometresi olarak maalesef yurt içinde kullanıldığı için bu çerçeveden değerlendirdiğimizde bir geri geliş söz konusu. Borsa İstanbul'a baktığımızda da burada tabii faizler geriye geldi. Belli noktalarda yatırım alternatifleri de daralınca Borsa İstanbul kendine bir pencere açtı. Yurt dışında bunun daha fazlası da vardı, ama şöyle bir 6 aylık borsaya baktığımız zaman işte o pandemi döneminde 84.246'ya kadar gelmişti. Merkez bankalarının atmış olduğu adımlarla pandemi sürecinin işte o vaka sayılarındaki artış sayısının azalmasıyla birlikte dikkat edersen neredeyse %50'sini bu kayıpların geri almış durumda Borsa İstanbul. Hatta evet, son 2 gün bu 100 günlük 200 günlük ortalamaya gelince işlem hacminde de bir artış var. Sanki biraz pozisyonlar el değiştiriyor gibi de geliyor bana.
Şimdi 11 Mart'ta ilk vakalar gelmeye başlamıştı. Borsa İstanbul o gün 101 bin seviyesinde, 103 bin, 101 bin bandındaydı. Demek ki pandeminin vakaların açıklandığı ilk dönemi de üstüne çıktı. 6 ayın dışında diyorum, son 2,5 ayda. Çünkü 101'dik, 105 olduk. Tabii şimdi burada gördüğümüz kadarıyla bir taraftan yurt içi yerleşikler eve kapanma sürecinde alım satımlarını biraz yoğunlaştırmış olduğunu söylüyorlar. Hesap açım sayılarında bir hızlanma var. Bunu da koyalım. Bir de tabii TL'nin faizinde hızlıca bir geri geliş söz konusu oldu. Burada tabii 1 Mayıs itibariyle gündeme gelen o aktif rasyosu uygulaması özellikle kısa vadeli faizleri aşağı yönlü baskılamış durumda. Benim ana terminali tekrar yönetmenimden rica edeceğim. O ilk başladığımız tarafa gelecek olsak. Burada da göstermek istedim. Mesela 2 yıllık tahvile bakıyoruz. %9,80 seviyesinde. Mevduatlar çok daha aşağıdan telaffuz ediliyor. 10 yıllık tahvile baktığımızda %13,20. Senin muhtemelen kapanışa doğrunun böyle ortalarına doğru kırmızılar gelmeye başlayacak. Hazinenin önümüzdeki aylık 3 aylık iç borçlanma stratejisi gelecek. Bir öncekini hatırlatacak olursak eğer mesela Mayıs ayında 19,6 milyar TL'lik bir iç borç servisi vardı. Hazine geçtiğimiz ayın sonunda 40 milyar TL borçlanacağım demişti. Ancak rakamın 75-80 milyar TL'ye geldiğini görüyoruz. Tabii bu da Covid-19 sürecinin getirmiş olduğu artan bütçe harcamaları kenara yazabiliriz. Aktif rasyosu için bankaların kredi portföylerini bir an önce büyütememesi ama alternatif olarak hem swap kanalına hem de kağıtlara olan ilgisi, hazinenin önden yüklemeli borçlanma isteği, bunların hepsini alt alta koyabiliriz. Bu düşüş için neden olarak gelebilir. Dolayısıyla böyle bir şeyle karşı karşıyayız. Rakamları şöyle verelim. Haziran ayında 12.3 milyar TL'lik bir iç borç servisi olacak. Hazine daha önce 22 milyar TL borçlanın demişti. Dolayısıyla bakalım bugün açıklanacak olan stratejide Haziran ayı için ekstra bir borçlanma öngörülecek mi, yoksa işte bu Nisan ayında da %295'lik bir iş borç çevirme rasyosu vardı. Şimdi yine benzer şekilde olacak. Acaba işini önden halletti. Bundan sonrası için faizlerdeki yükselişe dönüşe doğru kendini hedge etti. Bunu da sen muhtemelen kapanışa doğrunun kapanışında verirsin göreceğiz diye düşünüyorum. Evet, Haziran ayı aslında biraz daha sakinlemiş mi acaba diye bakmamız lazım. Bir de işin tabii Trump boyutu var. Tabii. Bilmiyorum o konuyla ilgili olarak da hani sosyal medya kısmını kim neyi biliyor ama Cüneyt ne düşünüyor istiyorsan gidip soralım. Hemen Cüneyt Başaran'a dönerim. Cüneyt Medya'yla onlara temsilcisine. Cüneyt, şimdi biz tabii Powell'ı bekliyoruz ayrı. Onunla ilgili ikinci bölümde konuşacağız ama benim merak ettiğim Trump ser veriyor, sır vermiyor, saati bilmiyoruz. Bilen var mı bilmiyoruz. Sana bırakayım. Tek bir China yazıp bir sosyal medya paylaşımını yine Twitter üzerinden yaptı. China dedi, öyle kaldı. Çelişkiler içindeyiz Cüneyt, çözer misin? Yardımcı olmaya çalışayım ama benim elimde aynı tweet var. Ama en fazla o tweetlerin altını biraz daha doldurabiliriz. Bundan kabaca bir hafta kadar önce, sizin de dikkatinizden kaçmamıştır. Çin müthiş bir dezenformasyon sürecinde diye bir tweet attı. Ve istiyor ki dedi, işte sleepy diyor kendisi, uykucu Biden bir başkan seçilsin benim yerime. Ve Biden başkan olsun ki onlar da ben gelmeden, başkan olmadan evvel yaptıkları gibi Amerika'yı soymaya, tırnak içerisinde kullanıyorum bu kelimeleri çünkü kendisi öyle kullanmış, devam etsin diye. Bir şekilde anlaşılıyor ki buna da bağlayacak olursak işte Uygur Türkleriyle ilgili orada Çin'le ilgili, Çin'in Uygur Türkleriyle ilgili olan münasebetiyle ilgili yapmış olduğu açıklama vardı. O konu yaptırım dahilindeydi. Hong Kong'da Çin'in uygulamış olduğu milli güvenlik yasasıyla ilgili bir yaptırım olur mu olmaz mı? Bunların etrafında dönen ve etrafında muhtemelen ticaret anlaşmalarındaki sürecin buradan sonra pek iyi gitmeyeceği, ikinci tur anlaşmaların belki masadan kalkabileceği, Huawei artık çok her taraftan sıkıştırıldı ama diğer Çin şirketlerine kapsayıcılığı olan, özellikle Amerika'da kote olmuş şirketlerin, Çin şirketlerinin belki yeni bir takım uygulamalara maruz kalacağı çok geniş alanlarda bir açıklama olabilir. Bunların hepsi spekülasyon. Çünkü China yazdı, Çin yazdı, yolladı. Ama dün akşam kapanışa doğru, Amerika kapanışına doğru Çin'le ilgili yarın önemli bir açıklayacağım, yapacağım dediği andan itibaren zaten piyasalar karıştı. Amerika'nın kendisi de karışık, onu da konuşuruz. Ama şu an piyasanın gözü kola, Trump Çin'le ilgili yeni ne çıkartacak ortaya? Mevcut bildiklerimizin ötesinde yaptırımlar mı geliyor? Şu anki kaygı bu. Var mı senin sorun? Yok be, yani konu gündem fazla. Cüneyt'le siz bence değerlendirmeye devam edin. Çünkü her şeyin bilinmezliği geliyor dolaşıyor. İşte Powell ne diyecek? Trump ne mesaj verecek Çin'le ilgili? Bence değerlendirmeye devam edin siz.
Vallahi bir sürpriz çıkabilir. O ne zaman Great America diye yazdığında o tweet atar atmaz bir hafta içerisinde bir şey çıkıyor. Ben onu istatistik olarak gördüm. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela Paul üzerinden gidecek olursak yani mesela manşette Fed 7 trilyon doları açtı diye bilançoyu veriyoruz Cüneyt ama artış hızına baktığın zaman sadece mesela geçtiğimiz hafta 60 milyar dolar. Sence frene mi basıyorlar yoksa geçtiğimiz hafta oluşmuş olan bir rakam mıydı bu sence? Evet, bunu da cevaplayalım. Ben çok orada frene bastıklarını düşünmüyorum. Geçen haftayla alakalı bir durum olduğunu düşünüyorum. Fed zaten yani bilanço zaten 7 trilyon dolara açtı. Yıl sonunda işte iki haneli olma ihtimalinden de bahsediliyor. Ben aslında Powell'dan da ne beklendiğini merak ediyorum. Yani bir iki gün evvel konuştuğumuz sende gittir eğrisiyle ilgili yeni bir uyarlama mı olur? Ya da işte şu ana kadar almadığı herhangi bir enstrümanı mı alacak gibi. Hani biraz fantezi yapabiliriz belki beklenti olarak. Ama 7 trilyon dolara açmış bilançosunun başındaki Fed Başkanı Powell acaba daha ne diyebilir? Faizleri negatife çekmeyecekse şu an masanın üzerinde olmadıysa ben de merak ediyorum. Biz de merak ediyoruz. Bir sürpriz çıkar mı şapkadan, kuş çıkar mı merak ediyorum ben de gerçekten. Cüneyt Başaran'la birazdan zaten devam edeceğiz. Cumhur Örnek teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra devam edeceğiz. Ve devam ediyoruz kapanışa doğruya. Cüneyt Başaran karşımda. Çok konu var Cüneyt konuşacak aslında. Amerika'da karışık dedin. Aslında biraz başta ondan bahsetmek de gerekiyor belki. Trump da çünkü birkaç açıklama yaptı o noktada. Muhafızları gönderirim. Valilik kontrol altına alsın dedi vali. Ama arkasından ne oldu? Onu merak etmiyor değilim açıkçası. Bayağı da görüntüler var sosyal medyada. Mağazalarla ilgili işte dükkanlar mağazalar. Dolayısıyla orada bir tehlike arz ediyor mesela çünkü seçime 5 ay da var. Şimdi aslında Zeliha Amerika'da buna benzer olaylar daha evvel de yaşandı. Özellikle işte polisin kullandığı aşırı güç durum zaman zaman ya da bu aşırı gücün işte etnik olarak azınlıklara daha sert uygulanıyor olması Amerika'da hep yarayan, hep kanayan bir yara ve aynı zamanda da hassasiyetin yüksek olduğu bir konu. İşte bunlardan bir tanesi yaşandı. George Floyd ismindeki bir kişiye polisin uyguladığı aşırı kuvvet ve arkasından gözaltına alınırken hayatını kaybetmiş olması Minneapolis'i birbirine kattı. Bununla ilgili olarak tabii işin iki tarafı var. Birincisi protestoların polisin kullandığı güç ve azınlıklar hakkında azınlıklara karşı bu gücün daha sert kullanıldığı konusu. Bir tarafı da işte özellikle ekonomik olarak zor durumdan geçen birçok ülke gibi zor durumdan geçen Amerika'da bu yaranın kaşınması sonucunda oluşabilecek olan daha tehlikeli bir nokta. Ve tabii bu işin içerisinde dün akşam saatlerinde CNN muhabirinin canlı yayın sırasında polise gelen bir emirle gözaltına alınması ve bunun da işte milyonlarca insanın aynı anda seyrettiği bir olay olması işi daha farklı bir boyuta götürdü. Trump'ın o senin bahsettiğin attığı tweet de ki Twitter'ın buna verdiği tepkiyi de konuşuruz. Ya gereğini yapın ya ben orduyu göndereceğim. Yani benim kontrolümdeki federal orduyu göndereceğim. Daha fazla Amerika'nın gücünü işte enerjisini emecek bu tür olaylara izin veremem duruşu. Öbür taraftan Minneapolis'te ve birçok farklı eyalette sürekli neden böyle şeyler oluyor? Niye azınlıklar polisle karşı karşıya geldiğinde hep dezavantajlı tarafında oluyor şeklinde protestolar. Ama protestoların boyutunun işte binaların yakılması, alışveriş merkezleri, yağmalamanın başlaması gibi gittiği ekstrem ya da uç noktalar. Bunların hepsi Amerika'da sinir uçlarının ne kadar açık olduğunu ve şu anki COVID-19 sonrasında yaşadığımız olağanüstü ekonomik ve sosyal durumun da bu sinir uçlarına basılmaya ne kadar müsait olduğunu gösteriyor. Trump'ın söylemi de oldukça sert. Bu söylemde aslında işlere çok yardımcı oluyor mu emin değilim. Trump'ın daha saati belli değil. Bakalım yine konuşuruz o konuyu ama biraz da Powell konuşalım. Biraz önce Cumhur'la da beraberken dedin ki bundan sonra acaba Powell ne söyler? Çünkü 7.15 trilyon dolara geldi bilanço. Aslında 8 trilyon ve 10 trilyon dolar deniyordu hatta 8'e kesin gözüyle bakılıyordu. Fakat tabii tahmin var mı onu merak ediyoruz. Yani Powell saat 18 sularında Türkiye saatiyle açıklama yaptığında piyasaları etkileyecek bir şey gelir mi? Acaba aynı saatlerde Trump konuşur mu? Onu da merak etmiyor değilim açıkçası.
Zeliha, ben gündemin şu an yani tabii ki bu konuyu konuşalım ama bence gündemde, yani mesela bugün altının 1730 dolara tekrar atmasını söyleyebiliriz. Riskli varlıklara olan ilginin artmasını da söyleyebiliriz. Ama gündemdeki konulu başlıklarında birinci sırada Çin olduğunu düşünüyorum. Amerika, Trump'ın Çin'le, senin de söylediğin gibi ne olacağını bilmediğimiz ama yeniden kutusundan yeni bir sürpriz çıkartacağı ve muhtemelen Covid-19 sonrasında Çin Amerika ilişkilerinin ne kadar gerilebileceğini, daha ne kadar gerilebileceğini anlayacağımız bence gündem birinci sırada. Peki, İki, çok özür dilerim. Şu, bu noktada hani önümüzdeki süreçte tabii Powell ne der ne demez öğreneceğiz. Dediğin gibi doğru söylüyorsun, bir değinmek istedik ona. Ama bir de şöyle bir şey var mesela, acaba FED Merkez Bankası da Trump'ın söyleyeceklerini merak ediyor bir taraftan. Çünkü birinci faz ne olacak, anlaşma, yaptırımlar noktasında neler olacak. Çin de söylüyor mesela, o da karşılık vereceğini söylüyor örneğin. Hem pandemi yaşarken hem de bu şekilde gerginlik ortamı piyasalarında böyle üzerinde bir gölge. Yani aslında biraz açmak lazım, nereye evrilir acaba? Tabii yani sonuçta Fed Başkanı'nın daha evvel işler bu kadar gerilmemişken söylediklerini hatırlayalım. Ne diyordu? Aslında ben o nasıl oyun kuracağımı biliyorum ekonomik olarak. Ama hani Amerika-Çin arasındaki ticaret savaşı nereye gidecek bilmiyorum. Yarın kalktığında Trump ne söyler? Çin nasıl cevap verir? Bu küresel ekonomiyi nasıl etkiler bilemiyorum. Dolayısıyla da oyun kurmakta zorlanıyorum diyordu. Şimdi o Fed'in başkanının bugün daha ne kadar zorlandığını anlayabilmek lazım. Eminim ki o yüzden de Fed Başkanı Amerika'nın kendi ülkesinin devlet başkanının Çin'le ilgili ne söyleyeceğini merak ediyor. Fakat Powell'la ilgili yani şunu söylemek istiyorum. 1 trilyon dolara yakın zaten şirket tahvili almış. 8 trilyon ya da daha fazla yıl sonuna kadar çıkacak olan bir bilançonun müjdesini vermiş. Piyasada getiri eğrisi üzerinde kısa vadeli tahvillerde mutlak hakimiyetini kurmuş. En fazla olsa olsa uzun vadeli tahvillerde ufak tefek olan kıpırdanmayı nasıl kontrol edeceğini açıklayabilir. Ya da işte Çin, Japonya gibi ülkeler, Japonya'nın yapacağını zannetmiyorum ama Çin başta olmak üzere diğer ülkeler ellerindeki Amerikan tahvillerini, ki onlar uzun vadeli tahviller, onları satmaya kalkarsa ona nasıl cevap vereceğini söyleyebilir. Ama onun dışında eğer daha fazla tahvil alacağım demeyecekse ya da Japonya gibi kalkıp ben de hisse senedi fonlarına giriyorum ve bunu hakikaten çok yoğun yapacağım demeyecekse ya da Avrupa Merkez Bankası uyguladığı gibi eksi faizi geçiyorum demeyecekse, onun dışındaki söylemleri bence bugün önemli bir mecradır. Ama Çin'in Trump'ın Çin açıklamaları ve Amerika'daki Minneapolis'te olan ve başka eyaletleri atlayan konunun ne kadar büyüyebileceğinin arkasından gelen konu başlığı bence. Peki sosyal medya tarafı, yani şimdi az önce konuşurken de söyledik. Gereğini yapsın, ulusal muhafızları gönderim tweetiyle ilgili bu şiddet içeriği, daha doğrusu şiddet mücadele uyarısı geldi tabii. Ama bir taraftan hemen hızlıca hareket etti Trump, daha öncesinde kararname imzaladı. Dedi ki saygın bir firma olmazsa ve kanunlar izin verse kapatırım. Yani bunun gibi söylemleri de var. Ya da işte sahte bir medyamız olmasa dedi. Şimdi bu konuşuluyor mudur, Amerika Birleşik Devletleri'nin yoğunlukla konuşuluyordur diye düşünüyorum. Bir de bu tarafını da değerlendirelim, ne dersin? Değerlendirelim çünkü konunun hakikaten bir de o sıkıntısı var. 2-3 günden beri daha doğrusu artan bir sıkıntı. Dün akşam itibariyle, gece yarısı itibariyle Trump o bahsettiğin kararname imzaladı. Kararnamenin çok teknik detayına girmeyelim ama nihayetinde ne diyor? Şunu diyor. Facebook, Twitter, Google gibi işte teknoloji devlerinin üzerinde dönen, o platformlarda dönen iletişim, konuşma, paylaşımlardan, paylaşımların içeriğiyle ilgili olarak bu kurumların daha evvel sorumlu olmadığı Amerikan kuralları yasalarına göre ya da hangi haberin geri çekilmesi, hangi haberin çekilmemesi konusunda tamamen onların inisiyatifinde olan bir durum söz konusu. Bu dünyanın geri kalanı da böyle. Dünyadaki birçok ülkede Twitter'ın işte ya da Facebook'un üzerindeki bazı haberler konusunda çok ciddi şikayetleri oluyor ama Twitter ya da Facebook ikna olmuyorsa ondan bu haberi geri çekmiyor mesela. İşte Amerika'da Trump kendisine Twitter'ın uyguladığı sansür diyebileceğimiz, o sansürü de hatırlatalım, daha evvel atmış oldu. Bu bahsettiğin senin tweet değil. Ondan önce bir başka tweetinde fact checked. Yani bu doğru mudur? Okuyucu bunu gene bir eyalette, Amerika'nın bir eyalette seçimle ilgili Trump bir açıklama yaptı. Halbuki o yaptığı açıklama çok da bilinen verilerle uyuşmuyordu. Twitter bunun altına bu bilginin doğru olup olmadığına siz karar verin şeklinde bir açıklama getirdi. Tabii bahsettiğim tweet Amerikan devlet başkanı tweeti. İşte bu Trump'ı tırnak içerisinde delirtti ve sosyal medyadaki platformları,
bundan sonra taşıdıkları her haberden sorumlu kılabilecek. Dolayısıyla da o yargının kılıcını diyelim her an üzerlerine hissedebileceği ve biraz da siyasal siyasetin bu tür sosyal medya unsurlarına karşı gücü eline alabileceği bir kararname imzaladı. Bir tarafından bakarsan her şeyin düzenlendiği gibi sosyal medya platformunda düzenlenmesi gerekiyordu. İpin ucu çok açıktı. Öbür taraftan bakacak olursan bu işin sonu nereye gider? Sen beğendiğin tweet'i, yani senin beğendiğin tweet ya da beğenmediğin tweet diye bir devlet başkanının bütün ayrımlar buna göre olacak. Ama konu şu, Amerika'da işte bir şekilde dünyada ifade özgürlüğünün en iyi olduğu düşünülen bir ülkede dahi bugün sosyal medyanın düzenlenmesi adı altında hakikaten çok enteresan kararlar çıkabiliyor. Evet, şimdi aslında sosyal medyanın önemini daha doğrusu Trump bu seçimlere sosyal medyanın etkisinden de bahsetmişti Twitter'ın. Bunun dışında şu da benim bugün mesela şu geldi aklıma Cüneyt. 5 ay kaldı. Önümüzdeki hafta salı itibariyle ön seçimler 10 eyalette yapılacak örneğin. Şimdi bizim gördüğümüz kadarıyla bu Çin'le gerginlikler ki çok konuşuyorduk pandemiden önce. Çin'le gerginliklerle bir şekilde acaba düşen oyunu diyeceğim. Çünkü en son Gizem'in paylaştığı sabah bir tane anket vardı. Orada pandemi öncesi %45-47'lerde olan desteği %42-43'lere inmiş gibi görünüyor. Şimdi bunun da etkisi olabilir mi acaba diye bir soru işareti oluyor kafamda. Bir de Çin tarafında bunu konuşurken Hindistan, Pakistan tarafına hiç girmeyeceğim. Oralar da biraz farklı noktalara doğru ilerliyor. Hani bir gerginlik ortamı mı yaratılıyor? Yaratılıyor derken kişiye bazı bir yaptırım mı gelecek mesela Çin'de? Bu çok etki etmez deniyor çünkü. Onunla çok emin değiliz. Ne dersin? Şimdi hatırlanacak olursa Trump'ın 2016 seçimi sırasında da sosyal medyayı Trump'ın ne kadar iyi kullandığı, hatta daha sonra ispatlanmamış olsa da Rusya'nın acaba bu seçimlere dahil olup olmadığı, Amerika'da aylarca süren mahkeme soruşturma süreci aslında en nihayetinde Trump'ın Trump'ın dahil olmasına başka third party diyeceğimiz üçüncü grupların devreye girdiğiyle ilgili konular var. Dolayısıyla hani böyle bir orijinden gelip böyle bir kaynaktan gelip gelen Trump'ın bugün sosyal medyadan şikayet ediyor olması enteresan. Kendisi çok yoğun sosyal medyayı kullanıyor. Bu da işin diğer tarafı. Ama ben sana katılıyorum. İşleri iyi gitmediği için ülkede ve seçimlere de çok az bir zaman kaldığı için ve Trump'ın da bütün oyun planını Amerikan ekonomisindeki iyileşmeye bağladığı için parantez açıyorum, hatırlatalım. Daha sene başında 6 ay evvel, 5 ay evvel Amerikan ekonomisinin sadece %3,5'luk bir işsizliği vardı. Amerika'da hisse senetleri rekor seviyesindeydi. Gerçi bugün de oralara çok uzak değil ama diğer taraftan Amerikan büyümesi geçen sene 2.6 ile 2.7 ile kapatmış. Bu sene de gene 2-2.5'lar arasında gidecekti. 5 ay içerisinde o işsizlik %3'lerden bir ara %20'lere çıktı. Sene sonunda en iyi ihtimalle %12'lere düşecek. O büyüme rakamı %3-2.5 büyümelerden bu sene inecek kabaca %6-6.5'lara ve işsizlik daha boy zaten dediğim gibi. Dolayısıyla bu hikayenin üzerine bir şey yapması gerekiyor Trump'ın. Çin'e karşı açılan savaş da hem de virüsün de Çin kökenli kendi ifadesiyle olması sebebiyle elini güçlendiriyor. Sosyal medya tarafında da özellikle Amerika'nın Trump'la beraber açtığı birçok ülkeye açtığı cepheye karşı oralardan gol yememek, oraların organize ettiği ve sosyal medyada Amerikan kamuoyunda yaratılabilecek olan Trump karşıtlığını arttırmamak için önlem almaya çalışıyor gibi gözüküyor. Ancak hani bu işin içerisinden nasıl çıkacak? Sadece bu önlemlerle son 5-6 aya götürebilecek mi? Destek çok hızlı düşüyor karşısında. Biden daha bir şey yapmadan, sahaya bile inmeden aradaki farkı çok azaltmış gibi gözüküyor. Oldukça iddialı bir seçim olacak Amerika'da Zeliha. Valla takip edeceğiz. Çok merakla bekleniyor zaten. Şu an özellikle pandemi dönemi geçer geçmez ikinci dalga olur olmaz. Trump ki orada ikinci dalga gelirse ben ekonomiyi kapatmayacağım diyor zaten. O da ayrı bir konu. Şimdi bir de büyüme rakamları bir iki dakikamız var. Onlara da konuşalım. Fransa'ya bakıyorum ben. Birinci çeyrekte ve İtalya'da ciddi bir daralma var. Türkiye'de ilk çeyrek %4,5'luk bir büyüme var. Yalnız Bloomberg ET Araştırma Departmanı yapmış olduğu ankette %5,2 bekliyorduk. Biraz aşağısında geldi ama biraz büyümeleri de mi değerlendirmek lazım? İlk çeyrekte fena gelmedik bize çünkü Mart'ın 11 itibariyle vakalar görmeye başlamıştı. Ne dersin? Şimdi evet beklentinin bir tık altında gelebilir ama önce şunu koyalım. Gerçekten Türkiye %4,5'luk büyümesiyle ilk çeyrekte Çin dahil
bütün gelişmiş olan ve gelişmekte olan ülkeleri geride bırakarak başlıyor. Yani COVID-19 gibi bütün dünyayı kökünden sallayan ve bu sallantıyı da herkesin iliklerine kadar hissettiği bir krize ilk çeyrekte oldukça güçlü bir cephaneye giriyor. Ha, bu cephane kalan 3 çeyrekte yeterli olur mu? Türkiye'yi suyun üstünde bırakabilir mi? Yani bu yılı artta kapatabilir mi? Onlar soru işareti. Ama birinci çeyrekte iyi bir cephaneyle başlıyor. İki, iyi bir cephaneyle başlıyor ama her zaman ayrıntılara dikkat etmek lazım. Ayrıntılar bize diyor ki siz de gün boyunca konuştunuz. Daha COVID'in C ve O'su yokken yan yana yatırımlar kaleminde bir azalma var. Yani hani birinci çeyrekte yatırımlar niye azalmış? Sonuçta COVID ile alakalı bir durum yok. Faizler aşağı doğru geliyor. İlk dönem oldukça ihracatta bir artış var. Ama yatırımlar azalmış. Bence bunu önemsemek lazım. İkincisi inşaat sektöründe Türkiye için önemli bir sektör. 7 çeyrektir üst üste daralma var. Ve bu yine birinci çeyreğin o iyi rakamları içerisinde. Ve üçüncü konuda stoğa çalışılmış. Yani stok arttırılmış. Dolayısıyla onunla gelmiş o 4.6'lık büyüme. O yüzden o büyümeyi bence önemseyelim. Önemli bir bizim için cephane. Ancak o cephanenin içerisinde bile yılın geri kalanında hangi tehlikelerin bize beklediğini, yani yatırım böyle bir çeyrekte bile yatırım daraldıysa buradan sonraki çeyreklerde ne olur misal. İkincisi özellikle inşaat sektöründeki bu daralma daha ne kadar devam edebilir? Üçüncüsü de birinci çeyreğe belli ki hane halkı taşımış. Çünkü harcama tarafından bakıldığında 3 puan hane halkından geliyor. Hane halkı durduğunu düşünürsek ikinci çeyrekte nasıl bir daralma bizi bekliyor ikinci çeyrekte, buna dikkat etmek lazım. Dönelim Avrupa'ya. Avrupa'da en kötü geride kaldı demek istiyoruz ısrarla. Ancak Mayıs ayı rakamlarına baktığımızda Avrupa'da sadece 0.1'lik bir artış var Mayıs ayında. Artık Mayıs ayında karantinaların kalkmaya başladı. Ay bazında söylüyorum, çeyreksel olarak söylemiyorum. Karantinaların kalkmaya başladığı, yavaş yavaş toparlanmaya başladığından bir ayda bile o kadar yüklü bir ciddi bir yükseliş gelmemiş. Bu da bize ihracatımızın %50'sini yaptığımız Avrupa pazarının 2 gün önce Avrupa Merkez Bankası'nın söylediği gibi bu sene evet 8'le 10 yapmamız gerektiğini söylüyor Zeliha. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen verilere de bakıyorum ben. Tüketici güveni mesela Nisan'da 71.8 değerini almışken şu an Mayıs'ta 72.3 değerini almış görünüyor. Kişisel harcamalar tarafına bakıyorum ben. %13.3'lük bir düşüş var, rekor düşüş var ama bu Nisan'a ait mesela. Yine gelirlerde %10.5'lik bir artış görünüyor. Fakat şimdi görünen o, Nisan ayı verileri hep çok kötü geldi. Fakat Mayıs verileri mesela ABD'de bazı Mayıs verileri de sanki Nisan'da dipten dönülüyor mu, dönüldü mü diye bir soru işareti getiriyor. Bazı FED başkanları da öyle açıklamaları var açıkçası. Acaba Nisan dibi mi gördük, ikinci dalga gelir gelmez kimse bilmiyor. Ama böyle bir düzeltmeye mi başladı, Amerika tarafından bahsediyorum. Veriler Mayıs'ta fena gözükmüyor. Biraz karışık gelse de. Zela zaten hani V şeklinde, U şeklinde ya da işte hani daha yayvan bir U şekli, hangi şekilde olursa olsun o dipten dönüşün zaten Mayıs ayı itibariyle olması bekleniyordu. Dolayısıyla Avrupa'da da, Amerika'da da, Türkiye'de de Mayıs ayı verilerinin Nisan'a göre daha iyi olması beklenen bir şey. Burada mühim olan ne kadar ciddi bir rebound, yani ne kadar ciddi bir dipten dönüş var, ne kadar hızlı bir dönüş var. O dönüşün üzerine Haziran'da ne konulabiliyor, Temmuz'da ne konulabiliyor ve özellikle ikinci dalga endişesi olan sonbahar aylarında bu hız korunabilecek mi? Yoksa zaten Mayıs ayındaki verilerde biz o dönüşü görmesek ya da Nisan'a benzer rakamları görsek bugün çok daha sıkıntılı bir yerde oluruz. O yüzden ben bunun beklentiler dahilinde olduğunu düşünüyorum. Artı Amerika'da ki Amerikan ekonomisinin %70'i harcamalardan gelir. 70-75'i. Amerika için harcamalar çok önemlidir. Senin söylediğin gibi Nisan ayında hane halkının harcaması %13,5 düşmüş. Ki bu 1959 yılından beri Amerika'da görülmemiş bir şey. Buna karşı ne yapmışlar dersen tasarruf yapmışlar. İyi bir şey gibi geliyor kulağa tasarruf yapılması. Bence de iyi bir şey. Ama ekonomiler ekonomi dönecekse, ekonomiler yeniden çarkını çalıştıracaksa hane halkının da tasarruf yapmanın yanında tekrar harcaması gerekiyor. Belki gelişmekte olan ülkeler için değil ama gelişmiş ülkeler için eğer hane halkı cebine giren parayı harcamaya yönlendirmiyorsa bu o zaman senin söylediğin Mayıs'taki toparlanma konusunda ya çok iyimser olmamamız ya da biraz iyimserliği rezervli tutmamız gerektiğini söylüyor bize. Evet aslında biliyorsun Türkiye'de de bir Haziran'dan sonra kısıtlamalar kaldırılıyor çoğunluklu.
eğlence yerleri dışında işte kreşler açılıyor, kafeler, kafeteryalar açılıyor. Yani biraz yeni normalleşmeye geçiliyor. O yüzden acaba biz önümüzdeki günlerde de zaten ekranlarda konuşacağız. Biz dönüşe mi başladık? Biz derken Türkiye'de tabii kastediyorum ayrı ama Avrupa'yı bir kenara koyarsak bazı ülkelerde böyle geri dönüş başladı mı? Bu geri dönüş sonrası piyasalar nasıl bir tepki verir konusu da merak ediliyor. Biliyorsun finansal piyasalarla reel piyasa uyuşmuyor diye Amerika Birleşik Devletleri'nde de konuşuluyor mesela. Bazı milyarder, dolar milyarderleri piyasaya da güvenmediğini de söylüyor. Şimdi bu konuda bir soru işareti. Ne dersin? Şimdi o ilk son söylediğin kısma cevap vereyim. Gerçekten hani sık sık konuşuyoruz. The Economist dergisinin kapağında olduğu gibi reel ekonomi, dünyadaki işsizlik verisi, dünyadaki daralma, işte kapanan iş yerleri, batan şirketler, kamulaştırmalar bir şey söylüyor. Ama özellikle Amerikan hisse senetleri ve bunu takip eden diğer hisse senedi piyasası diyelim, riskli varlıklar bir başka şey söylüyor. Sanki onlar bunlar geride kaldı ve çok daha iyi bir dönem bizi bekliyor şeklinde ve bugünden başladı şeklinde. Dolayısıyla bütün uyarılar her yerden geliyor. Bu işin birincisi. İlk soruya geçiyorum. Türkiye normalleşiyor. Türkiye'nin Covid-19'a mücadelesinde hani başarılı ülkeler sıralamasında ilk akla gelen ülkelerden bir tanesi. Dolayısıyla da Haziran ayı itibariyle artık yavaş yavaş normale dönülmesi konusunda eğer Almanya, eğer İtalya, eğer Fransa, eğer İspanya bu konuda bazı önlemleri gevşetmeye başlamışsa Türkiye zaten rahatlıkla aynı yere girebilecek gibidir. Ben burada Türkiye'nin Covid-19 mücadelesinden ziyade ki burada çok başarılı bir iş yapıldı algısı var. Ben de bunu düşünüyorum sağlık açısından. Sıkıntıyı şurada görüyorum Zeliha. Özellikle turizm tarafında bizi zor bir yıl bekleyecek. Çünkü Avrupa Birliği bir şekilde özellikle de 750 milyar euroluk paket açıklayıp da bütün Avrupa'yı bir bütün olarak gördüğü andan itibaren turizm dahil hiçbir şekilde paranın dışına çıkmasına izin vermek istemiyor. Yani diyor ki Alman turist eğer tatilini yapacaksan İtalya'da yap. İngiltere diyor ki mümkün olduğunca yurt dışına çıkma. Dünyadan 14 günlük karantina seni bekliyor. Burada kal. Bu bize neden biz kendimizi normalleşeceğiz, tekrar sokağa çıkacağız, tekrar turizm bölgelerine yavaş yavaş gideceğiz ama bizim için turizm gelirinin ki büyük oranda gelirimizi Avrupalı turistlerden, Rus turistlerden sağlıyoruz. Bu sene niye bu işin zor olacağını bizim aldığımız önlemlerden ya da virüsün Türkiye'deki varlığından bağımsız olarak bütün ülkeler özellikle Avrupa Birliği bastığı paranın, yaptığı teşviğin ve buradan sonraki ekonomik modelin Avrupa'yı kalkındıracak ve Avrupa'yı toparlayacak şekilde sınırlar içerisinde kalmasını istiyor. Bence bu bizim için bir sıkıntı. Cüneyt Başaran teşekkür ediyorum. Bu arada iyi hafta sonları diliyorum sana da. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Şimdi Bloomberg HT olarak Türkiye'nin tamamında ticaret ve sanayi odaları, başkanları değerlendirmede bulundu pandemiyle ilgili olarak. Şimdi de biz Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Devrim Murat Aksoy alacağız karşımıza. İyi akşamlar. İyi akşamlar Zeliha Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Şimdi bu pandemi dönemi ne olduğunu, ne yapacağımızı genel olarak anlayarak geçirmeye çalıştık. Yavaş yavaş normalleşme adımları atılırken pandemi çıkışı Osmaniye olarak soruyorum. Çıkışı nasıl fırsatlar değerlendirilebilir? Bu pandemi döneminde ki devam ediyor ama en akut döneminde Osmaniye'deki gelişmeler nasıl oldu? Değerli iş insanları, Kaleler şehri, kadim kent ve şehitler diyarı Yiğit Osmaniye'mizden selamlar, saygılar. Sözlerime başlarken Bloomberg ekibine buradan bana iş insanlarımıza seslenme fırsatı sağladıkları için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Göreve başladığım günden bugüne kadar bana her zaman destek olan ve halen desteklerini yakından sürdüren değerli Osmaniye İş insanlarına da bu vesileyle buradan bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Malumunuz üzerine kriz kelime olarak Çince'de aynı anda hem tehdit ve hem de fırsat anlamına gelmektedir. Bu çerçevede değerlendirdiğimizde Çin son dönemlerde birçok uluslararası şirketin ucuz iş gücü ve düşük maliyetler nedeniyle cazibe merkezi haline gelmiştir. Yaşanmakta olan pandemi krizinden dolayı şirketler dünya genelinde yeni yatırım yeri arayışındalar. Osmaniye'nin coğrafi konumu, lojistik anlamda
bu arayışta önemli bir fırsat bulmaktadır. Pandemi sürecini profesyonelce yöneterek yatırımcılara bu süreçte en az etkilenen ülke olduğumuzu vurgulayarak ve aynı zamanda Osmaniye'nin yatırım teşvik anlamında 5. bölgede olduğunu detayları ile anlatarak onların özellikle Osmaniye'ye yatırım yapmaları için görüşmeler yapıyoruz. Ve bu çerçevede ise organize sanayi bölgemizin genişletilmesi için çalışmalarımıza hız kesmeden de devam ediyoruz. Yine yatırımcılara sizlerin aracılığı ile Osmaniye'mize yatırım yapmalarının ne kadar avantajlarına olacağına vurgu yaparak davetimizi ısrarla sürdürüyoruz. Bu dönemde ise ciddi bir fırsat olarak duruyor. Bunun dışında örneğin enerji maliyetlerinin düşürülmesiyle ilgili Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız İpat İsadiklioğlu ve ilgili bakanlarımızla iş insanlarımızın taleplerini telekonferans ortamında ilettik. Ve bu sayede iş gücü ve maliyet tasarrufu da sağlamış olduk. Evet. Değerli Murat Aksoy, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin diyorum. Umuyorum bu pandemi dönemi sonrası fırsatları her ilimiz, her ilçemiz tek tek değerlendirir diyorum. Tekrardan iyi akşamlar diliyorum size. Evet, birazdan Bloomberg HT'de öne çıkanları sizlere aktaracağım. Clearstream Banking ve Euroclear Bank ortak iletişim platformu üzerinden Türk lirası takas işlemlerine devam edecek. Geçen hafta iki yabancı merkezi saklamacıyı TL işlem sınırlamasında muaf tuttuğunu açıklamıştı. Clearstream'in internet sitesinde Perşembe günü yer alan bilgilere göre BİT üzerinden yapılan TL cinsi takas işlemleri 1 Haziran'da başlayacak. Trump'ın Minneapolis'teki protestolarla ilgili yorumlarının kurallara aykırı olduğunu söyleyen Twitter söz konusu paylaşımı gizledi. Trump'ın paylaşımına bu tweet şiddeti yüceltme hakkındaki Twitter kurallarını ihlal etti ancak Twitter tweetin erişimine aşık kalmasının kamu yararına olabileceğini belirledi, uyarısı eklendi. Tweette yağmalar başladığı zaman silahlar patlamaya başlar ifadesi yer alıyor. Fed'in bilanço büyüklüğü geçen hafta hafifçe artarak önceki haftanın seviyesi olan 7.04 trilyon dolardan 7.1 trilyon dolara yükseldi. Bu, koronavirüs sürecindeki en düşük hızdaki haftalık bilanço artışı oldu. Bu artışın önemli kısmı özel sektör tahvil alımlarını kapsayan acil kredi programlarındaki 33 milyar dolarlık artıştan geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Barank, salgının dış pazarlarımızdaki gelişimine bağlı olmakla birlikte Türkiye yılın son iki çeyreğinde piyasalara çok sağlam dönüş yapabilir dedi. Bakan Barank, üretimde sürekliliği ve rekabet gücümüzü arttıracak politikalarla reel sektörün yanında olmaya devam edeceğiz şeklinde konuştu. Evet, kapanışa doğru burada sona eriyor. Birazdan günden kalanlarla tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın.